lunge üzerine konuşacağız. Tabii ki burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al da sat demiyoruz, kağınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Ee, kısa vadede şöyle bir baktığımızda özellikle Bitcoin tarafındaki 12 mumu da arkadaşlar 21.3'ler ve üzerinde gelir ise şahit yükselen bir hacimle birlikte de e, üzerinde de şu anki mum gibi yani 88 üzeri bir Mum bekleriz ve özellikle bu noktada da e, Lunch tarafında da şu an 32 milyonlarda bulunan e, hacmin de hiç değilse bir miktarda ilerlediğini görürsek bu bizim için güzeldir ve kısa vadede yön yukarı hareketler yapabileceğimizi gösterir. İlk olarak onu söyleyeyim. E, buradaki yön yukarı hareketlerin maksimum noktası bakın maksimum diyorum. Tamam. E, 94 pozisyonları olarak karşımıza çıkar ki. E, buralara kadar gelmesi de zor. Maksimum dedim bak. E, şimdi bütün bunlarla birlikte bu tabii ki kısa vade hareketleri e, gün içerisinde bu tarz şeyler yapabilir. Yön yukarı hareketler. Ancak bütün bunlarla beraber de ne yazık ki e, gelecek hafta için e, fiyat paritesi üzerinden düşüşler hakkında konuşmamız gerekiyor. Çünkü haftalık kapanış olumlu gelecek gibi durmuyor. E, onu söyleyeyim ilk olarak. Bütün bunlarla birlikte yeni hafta içerisinde Haftaya 75'lere doğru yolculuğu şu an e, devamını bekliyoruz arkadaşlar. 75'lerin güzel bir alım fırsatı olduğunun tekrar altını çizmek istiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim hepinize. Hoşçakalın.